Merhaba ben Bay Anderson. Bu izlediğinizde biyolojideki temel bilgiler serisinin popülasyonlar ve birbiriyle olan iletişimleri konusunda hazırladığımız 50. videosu. Biyolojideki en ünlü kelimelerden bir simbiyoz. Simbiyoz birlikte yaşamaya da ortak yaşam anlamına geliyor. Buna verilebilecek güzel örneklerden biri palyaço balıkları ve anemonlardır. Palyaço balıkları anemonlar içerisinde yaşayıp kendilerini korurlar. Anemonların tentaküllerine bağışıklığı olan palyaço balıkları bu anemona zarar verebilecek omurgasız canlıları yerler salgıladıkları ürede anemon içinde yaşayan bir tür yosun'a amonyak sağlaması sonucu anemon'a fayda sağlar. Hatta bu da başka bir simbiyotik yaşam örneğidir. Evet, bugün popülasyonlar arası etkileşimden bahsedeceğiz. Bu etkileşimlerin bazı etkileri olabilir. Bu etkiler bazen pozitif, bazen negatif ve bazen nötrdür. Popülasyonlar arası tüm pozitif, negatif ve nötr etkileşimleri incelediğimizde de kimisi iyi, kimisi kötü, kimisi de ne iyi ne kötü olan değişik simbiyoz çeşitlerini inceliyor oluruz. Bu arada simbiyozların bazıları içinde bulundukları ekosisteme fayda sağlarken bazıları da zarar veriyor. Bunu unutmayalım. Ekosistemler popülasyonları kontrol altında tutan sabit geri bildirim sistemleri sayesinde oldukça istikrarlıdır. Popülasyonlar çevresel ya da insan kaynaklı bir sebep yüzünden bazen de kontrol edilemezler. Burada da örnek olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne getirilen Japon sarmaşığı bitkisinden sizlere bahsetmek istiyorum. Organizmalar arasındaki tüm etkileşimleri aynen buna benzeyen bir matrisle özetleyebiliriz. İşte şunun gibi bir matrisle. Buraya X popülasyonunu ve buraya da Y popülasyonunu koyuyorum. Bunlar da aralarında gerçekleşebilecek tüm etkileşim türleri. Az sonra bu listenin üzerinden geçip tüm etkileşimleri tek tek inceleyeceğiz. Ama bunların sadece iki popülasyon arasındaki etkileşimler olduklarını unutmayın lütfen. Ekosistemler bunlara göre çok daha fazla karmaşıktır. Hadi matrise bir göz atalım. İnceleyeceğimiz ilk örnek kurtlar ve liken. Yellowstone ekosisteminde ya da başka bir ekosistemde. Bu arada bu tablodaki sıfırlar etkileşimin o popülasyon için nötr. Artılar pozitif ve eksilerde negatif olduğu anlamına geliyor. İki popülasyonla arasında nötr bir etkileşim yani ikisinin de birbirinden etkilenmediği bir durum düşünecek olursak Kayaların üzerinde yaşayan liken ve kurtlara örnek verebiliriz. Kurtlar likenle beslenmez, liken ise yaşamak için kurtlara muhtaç değildir. Bu duruma nötralizm deniliyor. Yani popülasyonların ikisi de bu etkileşimden hiçbir fayda sağlamıyor. Ben nötralizm diye bir şeyin olabileceğine inanmıyorum doğrusu. Neden diye soracak olursanız, bu likenin yaşadığı kayaya konup oraya idrarını bırakan bir kuş sayesinde nitrojen elde ettiğini düşünelim. Eğer kurt popülasyonu artarsa, kuş popülasyonu azalacağı için de likenler ve kurtlar bir şekilde birbirleriyle bağlantılı olurlar. Öyle değil mi? Şimdi sıradaki etkileşimin adı amensalizm. Amensalizm organizmaların biri diğerinden etkilenmezken diğerinin negatif bir şekilde etkilendiği durumlarda ortaya çıkar. Burada Penicillium'u görüyorsunuz. Penicillium bir tür mantar. Sürekli olarak ürettiği toksin de bakterileri öldürür. Gördüğünüz gibi bu etkileşim bakterileri kötü bir şekilde etkilerken Penicillium bakterilerin orada olduğundan bile haberdar değildir. Yani bu etkileşimden etkilenmez. Ama amensalizm, organizmalardan biri bir fayda sağlarken diğerinin negatif bir şekilde etkilendiği durumda ortaya çıkar demiştik. İşte bunu da burada görüyoruz. Sırada komensalizm var. Komensalizmde organizmalardan biri pozitif bir şekilde etkilenirken, yani etkileşimden fayda sağlarken, Diğerinin bir şey olmadığını görüyoruz. Altın renkli çakallar kaplanları kendileri için güvenli olan bir uzaklıktan takip eder ve yemek yemek için kaplanların avlanmalarını bekler. Anlaşıldığı üzere kaplan çakalın varlığından etkilenmezken yani nötrken çakal kaplanın etrafında yaşayarak ne yapıyor? Kendine fayda sağlıyor ve az önce de söylediğim gibi kaplan bu etkileşimden etkilenmezken çakal fayda sağladığı için de bu etkileşime komensalizm adı veriliyor. İşte budur. Şimdi bir de gelin sizinle rekabeti inceleyelim. Bir sonraki örneğimiz rekabet. Örnek olarak da benzer avlar yakalayan aslan ve çita'yı verebiliriz. Aslan daha çok avlanırsa çita daha az, çita daha çok avlanırsa da aslan daha az avlanacağı için ne yapıyoruz? Bu duruma da rekabet adını veriyoruz arkadaşlar. Benzer yiyecek kaynaklarına ihtiyaç duyduklarından aslanların çita yavrularını öldürdüklerini bile zaman zaman görebiliriz. Evet. Bunu da açıkladıktan sonra geçiyoruz sırada mutualizm var. Mutualizmde organizmaların ikisinin de fayda sağladığını hatırlıyor olmalısınız. Örneğin tozlaşma hem böceklerin hem de bitkilerin fayda sağladığı bir etkileşim türüdür. Böcekler ya da arılar çiçeğe konup çiçeğin nektarıyla beslenmeye başlar. Bu sırada çiçeğin tozlaşan poleni de arı ya da böcek sayesinde başka yerlere taşınacağı için çiçeğin üremesine katkıda bulunur. Kısacası çiçeğin nektarı sayesinde karnı doyan arılar çiçeğin üremesine katkıda bulundukları için bu karşılıklı fayda sağlanan yani mütüelist bir etkileşimdir. Evrimi yakından incelediğimizde aralarındaki mütüelist etkileşim sayesinde çiçek sayısındaki artışın arı ya da böcek sayısındaki artışta doğru orantılı olduğunu da görmek mümkündür. Son olarak bir de bir artı ve bir eksinin olduğu yırtıcılık ya da parazitizm etkileşimleri var. Burada bir eşek arısı yiyen bir peygamber devesi görüyoruz. Bu durum peygamber devesi için iyi, eşek arısı için kötü olduğu için yırtıcılık adını alır. Az önce de söylediğim gibi yırtıcılıkta organizmalardan biri fayda sağlarken diğeri zarar görür. Aynı durum para parazitizm içinde geçerlidir. Örnek olarak da yumurtasını başka kuşların yuvalarına bırakan İnek kuşunu verelim. İnek kuşunun yumurtası daha erken çatlayıp diğerlerine göre daha erken olgunlaşacağı için anne kuş inek kuşunu beslemeye devam eder ve sonuç olarak inek kuşu da diğer yavru kuşları yuvadan atar. Bu bir paratizm türü. Yani inek kuşu için iyiyken diğer kuşçuklar için iyi değil, kötüdür. Evet, simbiyoz çeşitleri bunlar arkadaşlar ve bunların hepsini örnekleriyle öğrenmenizi size tavsiye ederim. Ekosistemler, popülasyonlar arasındaki tüm bu etkileşimleri içerir. İstikrarlarını ise sabit geri bildirim sistemi aracılığıyla sağlarlar. Geri bildirim sistemleri araba kullanırken hızla gittiğiniz, hızlı gittiğiniz yani konusunda bir uyarı aldığınız zaman yavaşlamanızı sağlayan sistemlere benzer. Yavaşladıktan sonra yine hızlanıp kontrol noktasına takıldığınızda negatif geri bildirim döngüsündesinizdir. Ekosistemler içinde durum gerçekten buna çok benzerdir. Kurtlar 1995'te Yellowstone Parkı'na getirildiğinde popülasyonları hemen artmaya başladı. Farklı bir renkle işaretlersem bunu daha iyi. Parkın kuzey bölümündeki kurtların sayısı kısa zamanda 12 binin üzerine çıkmıştı. Kurtlar bir tür geyik ile beslendikleri için 16 bin üyesi bulunan geyik popülasyonu küçülmeye başladı. Kurtlar bir noktadan sonra yeterli yiyecek kalmadığından dolayı aç kaldıkları için popülasyonları azalmaya başlamıştır. Popülasyonları azaldıkça ne oldu? Yavru sayısı da azaldığı için kurt popülasyonunda genel bir azalma görülür ve bu esnada geyik popülasyonu da artışa geçer. Ee, bunun için farklı bir renkle çizeceğim şuraya farklı bir renkle devam edeceğim. Bu sayede kurt ve geyik popülasyonlar arasında taşıma kapasiteleri sadık bir denge durumu ortaya çıkarmış olur işte böyle çizerek onu da gösterebilirim. Bakın görüyorsunuz. Burada kurt sayısının geyik sayısını, geyik sayısının da kurt sayısını belirlediği, popülasyonları sabit bir seviyede tutan negatif bir geri bildirim döngüsü söz konusu. Popülasyon derken tüm popülasyondan bahsediyorum ama popülasyonların bireylerden meydana geldiğini de unutmamamız gerekiyor. Mesela buradaki kuş popülasyonu veya bu orman buradaki bizonlar ya da buradaki bakteriler belki bu resimleri önceki videolardan hatırlarsınız bunların hepsine ait popülasyonlar bireylerden oluşmuştur. Bireylerin yaptıkları seçimler belirli bir davranışı olan bir popülasyonun ortaya çıkmasını sağlar arkadaşlar. Buradaki Kuşlardan her biri yanındaki kuşa yakın kalmak için çabalarken ortaya resimde gördüğünüz doğal bir şekilde süzülen ya da akan kuş sürüsünün çıkmasını çıktığını görürüz yani bunun sebebi budur. Popülasyonların zaman zaman doğal bir akış oluşturamadıkları yani geri bildirim sisteminin çalışmadığı durumlarda olur. Bu çoğunlukla organizmaların başka yerlerden getirildikleri zamanlarda ortaya çıkan durumlar. 1876'da Philadelphia'daki Centennial sergisi sırasında birisi burada resmini gördüğünüz Japon sarmaşı isimli güzel bitki Japonya'dan Amerika'ya getirdi. 1876'daki gelişinden sonra büyümesi durdurulamayan Japon sarmaşı Amerika'nın neredeyse tüm güneydoğusunu kaplamıştır. Hatta 2. Dünya Savaşı sırasında Amerikalılar tarafından kamuflaj malzemesi olarak bile kullanılmıştır. Japon sarmaşı yeni bir ekosisteme girdiğinde bu ekosistemde onunla beslenen başka bir tür olmadığı için Japon sarmaşığının üremesi durdurulamamıştır. İşte bunun temel sebebi de budur arkadaşlar. Ta ki günümüze kadar bu bu şekilde devam etmiştir. Peki bu nasıl mı olmuştur? Yolu Amerika'ya düşen bir böcek işgalci Japon sarmaşığı ile besleniyor da ondan. Burada da Dr. Jeremy Green'e ait bir resim var. Üstteki bölümde görüyorsunuz işte burası. Kendisi sanırım Clemson'da çalışıyor ve bu böceği üretmeye çalışıyorlar. Evet işte burada. Güney Kaliforniya'yı kapladı, Kuzey Kaliforniya ve Georgia'yı da kapladı. Evet, Japon sarmaşığıyla beslenen bu böcek, daha önce hiçbir rakibi olmayan Japon sarmaşığının büyümesine dur diyebilmiştir. Bu etkileşim de diğerleri gibi zaman içinde bir simbiyoz'a dönüşüp dengelenecektir. Ama insanların ekosistemler üzerinde yaptıkları değişikliklere ekosistemler hızlı bir şekilde cevap veremez. İnsanlar dünya üzerinde var olmaya devam ettikçe bu önüne geçilmesi neredeyse imkansız bir durum ama olsun. Böylece videomuz bitti. Umarım hoşunuza gitmiştir.